Ben Mesme Taşbağ, acil servis doktoruyum. Ve aynı zamanda Rio 2016 Paralimpik oyunlarında judo branşında bronz madalya kazandım. Judo'ya formda kalmak için ve spor salonunda öylesine antrenman yapmak için başlamıştım. Judo'ya başladıktan sonra görme engelliler judo takımının olduğunu öğrendim. Muayene oldum ve benim de aslında bir engelli olduğumu öğrendim. %40 görme engelim olduğunu. 18 yaşında ilk keratokonus teşhisi konulduğu zaman çok üzülmüştüm. Ve hep düşünüyordum, niye bu hastalık bende var? Birdenbire ortaya çıktı, hiç daha öncesi yoktu. Sebebini çok sonradan anladım. Ülkeme bu olimpiyat madalyasını kazandırmak, İstiklal Marşı'nı Avrupa Şampiyonası'nda okutmak varmış. Hiçbir engel engel değildir. Bütün engeller beyninizdedir. Yeter ki beyninizdeki engelleri unutup yapmak istediğiniz işe odaklanın. Başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Judo'nun hayatıma çok katkısı oldu. Ben acil serviste çok stresli bir ortamda çalışıyorum ve çok agresif biriydim. Çok çabuk parlayabiliyordum. Judo bana o sakinliği, o dinginliği kattı. Böyle bir rahat olmayı kattı. Karşı tarafa değer vermeyi, saygı duymayı daha çok öğrendim. Ben judo tekniklerine göre işimi yapıyorum. Judo tekniklerine göre hayatımı yaşıyorum. Bana çok şey kazandırdı judo. Ben Türkiye'de en erken kota alan sporculardan biriyim. Olimpiyata 1,5 yıl kala kotamı almıştım. Sonra çok yoğun bir kamp dönemi yaşadık. Tabii bu süre zarfında Gençlik Spor Bakanlığımızın çok desteğini gördük. Sürekli yanımızda oldular, sürekli telefon açtılar, sürekli ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Bu bir ekip işiydi, onu fark ettim. Başta bakanımız olmak üzere herkes bizimle beraber beraber hazırlandık. Biz minderde ter döktük ama onların da varlığını yanımızda hissettik. Rio'da da aynı şekilde. Rio'da maçlarımızda hep yanımızdaydılar. Biz altın madalya için gitmiştik oraya. O kadar emek verdikten sonra, o kadar şeye katlandıktan sonra geriye dönüşüm yoktu benim. Ben orada o madalyayı almam gerekiyordu. Ve çok zor oldu ve sonunda madalyayı aldım. Ben Mesme Taşbağ. En büyük hayalim Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında ülkeme altın madalya kazandırarak İstiklal Marşımızı okutmak.